Özür dilerim, ekrandaki son dakikaya bakmanız lazım. Hrant Dink'in katili. O gün Samas tahliye oldu. Şuraya bak. Şuraya bak. Evet, bu sözcükleşme 19 Ocak 2007'de öldürmüştü Hrant Dink'i, biliyorsunuz. Agos'un önünde. Ve Bolu F tipi cezaevinden koşullu salı verilme kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildiği bilgisi geldi. Bu size söylediğim. Bir şey hazırlanmak isteniyor. Ve anayasasında içerecek. Anayasaya müşteri, anayasaya taraftar ayarlama operasyonları bunlar hepsi. Bugünkü konuşma filan da ben muhalefetin hakikaten bunu yapabileceğine inanıyorum. Artık ben başkan olayım, sen beni cumhurbaşkanı yap, onu da ben sana milletvekili vereyim filan değil. Bu gidiş doğru bir gidiş değil. Mutlaka ve mutlaka birleşmeleri lazım. Bir kişi yapmak için değil, aralarında kurup her şeyden önce bu anayasaya kesinlikle destek vermemeleri lazım. 40 milletvekilini satın almak da kolay değildir. 40 milletvekilini ve bulmak da öyle kolay değildir. Ancak 4 tane parti var bugün. İyi Parti, Saadet Partisi, bu Deva işte o parti, bir de HDP ve HDP, bir de İyi Parti işte söyledik. 4 tane parti var. Bu 4 parti eğer sağlam durursa kesinlikle anayasa yapamaz. Anayasa yapamayınca yeni düzen kesinlikle hukuksal şeyinden eksik kalır ve Cumhurbaşkanı'nın hepsini birebir ataması bile yeterli değildir. Ankara Belediye Başkanı'nı, İstanbul Belediye Başkanı'nı, Bursa Belediye Başkanı'nı zamanında kim atamıştı? Sayın Recep Tayyip Hocam, Erdoğan. Hocam şüphesiz anayasa çok önemli. Bu tartışmalar da çok önemli. Ekonomide ancak bir gazeteci, meslektaşımızın ölümüne ilişkin bir sanığın tahliye edildiğine tanık oluyoruz. Şu an anlık olarak bunu yaşıyoruz. Benim için açıkçası çok rahatsız oldu. Neden hazırlamak istersiniz hocam? Yani karıştıran bütün bu kumpasları tabii. Sonuçta ama FETÖ demin döneminde FETÖ'nün işlediği iddia edildi ama o dönem iktidarla FETÖ kol kola idi. İki dakikamız kaldı hocam. Hemen iki dakikada söyleyeyim. Demin söyledik. Yani bu bir maalesef rehin siyasetidir dedik. Aynı zamanda da bir şey çekme. Bu çok açık, çok açık bir şekilde hukukun eşit uygulanmadığının bir göstergesi dahadır. Benden sen, ben sana hukuku uygularım, iyi uygularım. Benden değilsen de bana ne? Olana kadar beklerim. Bugün bu zaten ortada, çok açık. Yani bütün kurumlara baktığında açık. Rütük'üne bakıyorsun aynı şey. Yargısına bakıyorsun aynı şey. Yasamasına bakıyorsun aynı şey. Yürütmesine bakıyorsun aynı şey. Dolayısıyla bugün ülkede bildiğimiz anlamda Atatürk Cumhuriyeti dediğimiz cumhuriyete yakışan bir yargı da yok. Hukuk devleti de yok. Bir demokratik işleyiş. Bunun tamamıyla son haddine gelmesi için yeni bir anayasa yapılacak mı yapılmayacak mı? O yüzden ben muhalefetin artık bugüne kadar yaptığı bu bireysel şeyleri, ben karşıyım, adalet nöbeti, öbürü yapayım ben bilmem ne nöbeti yok. Birleşeceksin ve diyeceksin ki ben bu anayasayı yaptırmayacağım. Evet. Ve söz veriyorum, söz veriyorum, Şu esaslara dayalı iktidar olduğumuz gün bir anayasayı yapacağız. Peki. Bu rezillikleri de bir daha yaşamayacağız. Barışların, Can Atalayların cezaevinde olduğu bir süreçte o gün Samaslar dışarıda. Dışarıda ve biz anayasa yapalım, kurtaralım diyoruz. Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğiz o anayasaya? Evet. Ne diyeceğiz bunu engellemek için? Bu bölümde hatta şu da var. Denetimin serbestlikle çıktıysa çok sıcak bilmiyorum. Muhtemelen infaz indirimlerinden de yararlanmış. Evet, şartı tahliyeden. Bunu dönüşte biraz daha hükümetin konuşuruz arkadaşlar. Şöyle bir şey söylemem lazım çünkü. Mehmet Altan bir mesaj gönderdi. Sizin sözleriniz karşılığında ileriki günlerde ona da söz hakkı vereceğiz. Bunu söyleyelim. Verin. Evet. Onlar çok konuştu zaten zamanında. Türkiye nerelere geldi? İstediğini söylesin. Peki, Mehmet Sayın Altan Hocam, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İlk bölümü noktaladık. Reklamdan sonra buradayız. Sen de devam ediyor. Bir önceki bölümü bu ekranda gördüğünüz son dakika gelişmesiyle kapattık. Bu bölümü de öyle açıyoruz. Yani burada konuştuk reklam arasında. Tüylerimiz diken diken oldu gerçekten. Yani gazeteciler, hukukçular cezaevindeyken Hrant Dink'in katili böyle sessiz sedasız salıverildi. Gerçekten inanılmaz. Agos gazetesinin yayın yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazetenin önünde vurmuştu. O 6
delik ayakkabısını hatırlıyoruz, Hrant Dink, hiç gözümüzün önünden gitmiyor. Ertesi günde Samsun'da yakalanmıştı, otogarda yakalanmıştı o gün Samaz. Ne olmuş efendim, ben size söyleyeyim. Kandıra F tipi cezaevinden Bolu F tipi cezaevine nakledilmiş ve bir yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezası dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından da bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Tabii bunlar tahliye edildikten sonra öğrendiklerimiz. Ve kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenmiş o gün Samast'ın. Hrant Dink'in katilinin iyi hali gözlemlenmiş ve koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verilmiş. Şimdi biz birazdan Dink ailesinin avukatlarından biriyle de konuşacağız. Yani bu ne anlama gelir, bu sürecin ayrıntıları nedir diye. Ama bu bölümdeki konuğumuza bir merhaba diyelim. Hatta onun da ilk değerlendirmesini alalım istiyoruz. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel bu bölümde bizimle olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir son dakika gelişmesiyle tabii başlayacağız yayınımıza Deniz Bey. Ne dersiniz, bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Yani bir yargı krizi, hukuksuzluklar gündemde bu kadar hakimken bir de şimdi böyle bir son dakika gelişmesi. Şimdi gerçekten şok edici bir haber bizim açımızdan. Böyle bir şey beklemiyorduk. Tabii geçtiğimiz haftadan beri Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki bu yargı krizi, hak ihlali kararı, ki yani Can Atalay herhangi bir eyleme katılmamış olmakla birlikte, herhangi bir suça karışmamış olmakla birlikte çok ağır bir ceza aldı. Ardından Anayasa Mahkemesi bir ihlal tespit etti. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen ne yerel mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ne de Yargıtay, ki Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin burada bir şeyi yok, yetkisi yok. Anayasa Mahkemesi'nin bu ihlal kararını yok saydılar. Daha da ötesi, Anayasa Mahkemesi hakimleri, yargıçlarını hedef gösterdiler. Türkiye'deki Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bu tartışmaya taraf oldu. Türkiye'de bunlar yaşanırken bir taraftan da şimdi şu anda Hrant Dink'in katili o gün Samast'ın tahliye olduğu haberini alıyoruz. Yani Türkiye'de biliyorsunuz bu Ergenekon soruşturmalarının gerekçesi yapılan olaylardan bir tanesiydi. O dönemde o olaylarla birlikte Fethullahçı terör örgütü yavaş yavaş yargıya hakim olmaya başladı. Anayasa referandumunun referandumuyla birlikte ve sonrasındaki süreçte cemaat ve FETÖ yapısı yargıya hakim oldu. Ardından da 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Yakın zamanda infaz kanununda yapılan değişiklikle birlikte şimdi Türkiye'de yargı şöyle bir noktaya gitti. İktidar ya da iktidar partisine yakın kişiler, benim suçlum, benim failim iyidir, benden olmayanlar kötüdür gibi bir anlayışla hukuku ve yargıyı siyasete alet ediyorlar yıllardır. Onun sonucunda da bu kadar hani toplumda ve Türkiye'de infial uyandıran bir cinayet faili ve tabii ki mahkeme kararı da bu hükmen sabit olmuş. Onun tahliyesini bile yaşayabiliyoruz. Tabii incelemek lazım, hesaplamak lazım ama bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla olay tarihinde yaş küçüklüğü vardı. 22 sene gibi bir ceza aldığını hatırlıyorum. İnfaz kanunundaki son değişikliklerin böyle bir tahliyeye imkan verebileceğini yani düşünüyorum. Yani Deniz Bey, tahliye edilmesi gereken herkes demir parmaklıklar arkasındayken orada olması gereken herkes birer birer çıkıyor. Muhtemelen yarın öbür günde Devlet Bahçeli ile bir fotoğraf paylaştığını görürüz. Şöyle ki, yani mesela bunu Adalet Bakanı'na sorsanız muhtemelen Adalet Bakanı diyecektir ki, ben tahmin ediyorum cevabını. Yani